Türkiye bu olaylardan nasıl etkileyecek? Mesela bakıyorsun işte örnekler verince Suriye diyoruz. İşte Afganistan diyorsunuz. Afganistan'dan gelenler var. Türkiye'de bir sığınmacı, müthiş bir akını oldu. Bunlar ülkemizin geleceği veya güvenliği açısından Şöyle bir sorun mi? olur mu? Esas akı ne zaman gelecek biliyor musun? Evet. Pasifik Savaşı Savaşı'yla gelecek. Herkes bu tarafa akacak. Esas oradan gelecek. O zaman gelecek. Yani şimdi iyi bilmeyelim. Pasifik Savaşı'yla... Zaman. Ben 2019'da bir kitap yazdım. Üçüncü Dünya Savaşı kitabı. Bu kitap 40 günde 44 ülkede manşet oldu. 408 medya kuruluşunda. Bu kitap Çin'de 86, Rusya'da 144 kere haber oldu. Niye? Evet. Niye oldu? Niye ne, ne böyle bir şey olabilir mi bir kitap? Tabii tabii. Evet. Çünkü herkes bunu biliyor. Biliyor derken şöyle. Yani sokakta falan, günlük hayatta falan, falan. Böyle bir şey... Güvenlik açısından... Üç, 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 ay, önce bile... İşte az önce söylediniz bölücü terör örgütü mensupları 40 kilometre hatta 30 kilometre öte tarafında sınırımıza komşu. Buna ileride Türkiye'ye nasıl tehdit olacak? Te tehdit, ya silah, ya Sonuçta PKK. Yani ne yapacak? Ya kardeşim yapma mes yapacak meselesi şu çok ne? Amerika destekli, Avrupa destekli, Rusya destekli adam bu bölgede Orta Doğu'da bir devlet kurmaya çalışıyor. Ya bu herkes görüyor bunu artık yani. Kurulur mu? Bekliyor musunuz böyle bir şey? Kardeşim yapıyor. Ne yapılması Yapıyor şu anda. Engel ol. Nasıl engelleyeceksin? Ne olacaksın? ne ne nasıl engelleyeceksin? Bizim engel en şeyimiz şu. Topraklarımıza sıçramasın. Ben ne yapacaksın? Bunların amacı zaten Türkiye'de sıçratmak ama sonuçta. Ne, Değil mi? Ya, Amerika diye bir şey var. Ayrı oto gibi. Dünyada 150 yerde üssü var. 350 bin askeri var. Bütün e, ulaştırma deniz hatları bunların kontrolünde. <laughs> bir şey daha var. Hiç ortada şey görünmüyor değil mi İngiltere? Gel var mı? Evet. Allah. Yani, İngiltere her yerde var.